Merhabalar sevgili saç severler. Hello ladies and gentlemen'ı. Mınaha hatırladık mı? Tanrı hepimize İbrahim Tatlıses şansı versin. Kalaşnikov'la beynimizden vurulup program yapmaya devam edeceğiz ha. Neyse iyiyiz iyiyiz. Elem terefiş, kem gözlere dubleşiş. Diyerek başlıyoruz. SLS, paraben, formaldehit bunların anlamını defalarca diğer videolarımda bahsetmiştim. Fakat içerik okurken gözüme çarpan diğer maddelerden bahsedeceğim bu videoda. Gelelim yeni maddelerimize. Kokomidopropilbetain, Hindistan cevizi yağından elde edilen bu madde kanserojen sınıfına girmese de alerjik reaksiyonlara sebep olabiliyor. Kokamidea, kanserojen olan bu madde ürünün kıvamını dengeliyor. Cilt kanserine davetiye çıkaran bu madde Dünya Sağlık Örgütü tarafından tehlikeli olarak sınıflandırılmıştır. Metilizotiazolinon, orta sınıf tehlike grubunda yer alan bu madde, temizleyici bir maddedir. Fakat açık bir yaraya değdiği takdirde ciddi bir kanserojen etkiye sahip olabiliyor. Fakat başlarında herhangi bir açık yarası olmayan kişiler fazla tutmadan bunu kullanabilirler. Benzil salisilat, kozmetik ürünlerin kokusunu iyileştirmek için kullanılan endokrin bozukluğuna yol açan bir madde. Benzil alkol, yine ortadan ilerleyen bir madde daha. Koruyucu olarak kullanılan madde alerjin bir maddedir. Bunlar sizi ne kadar etkileyecek bilemediğim için anlamlarını söyleyerek size bıraktım. Mesela bazı şampuanlarda SLS yerine kokoglozit maddesi kullanılıyor. Kokoglozit, SLS kadar ucuz ve zararlı bir madde olmadığı için genelde kullanıldığı ürünler biraz daha pahalı oluyor. Diğer videolarımda bahsettim, yine bahsedeceğim. Eğer benim şu an bu videomun içerisindeyseniz, ilginizi çekebileceğinizi düşündüğüm vegan ürünler hakkında çok tatlı kısa bir animasyon olan Tavşan Ralph'i izlemenizi öneriyorum. Aşağıya link koyduk. Sevgiyle kalın, kendinize, saçlarınıza çok iyi bakın. Bırakın insanları kin beslemeyi, onun yerine saçınızı besleyin. Bir de abone olmayı unutmayın.